Funda Görey ile Ankara Kulisi başlıyor. İyi günler. Ankara Kulisi'nde bugün gündemdeki yeni güvenlik düzenlemesini ve çözüm sürecine etkilerini konuşacağız. Kobani eylemlerinin ardından hükümet hem polisin yetkilerini artıran hem de şiddete bulaşan eylemcilere verilecek cezaları artıran bir düzenleme için adım attı. Ancak Kobani eylemlerinin hemen ardından sürecin daha kırılgan hale geldiği, çözüm sürecinin bundan negatif etkilendiği yorumları da yapıldı. Hükümet ise hemen kararlılık mesajları verdi. Hatta bu anlamda adımlar hızlandı. Akil insanlar toplantıya çağrıldı yeniden. Akil insanlardan biri gazeteci Fadime Özkan önce bizlerle birlikte. Hoş geldiniz NTV Radyo'ya. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. HDP heyeti dün İmralı ziyaretinin ardından Öcalan'ın mesajlarını içeren bir açıklama yaptı. Takip ettiğinizi umuyorum. Kandil'in aksine yine İmralı'dan daha farklı, tırnak içinde söyleyeyim, daha yumuşak mesajlar geldi. 15 Ekim süreç için yeni bir dönem mesajının altını çizmek gerekiyor. Son toplantıdan da yola çıkarak siz nasıl görüyorsunuz sürecin bundan sonraki yol haritasını? Şimdi birkaç aşamadan buna bakılabilir. Görüşmeleri yürüten iki tarafta sürecin devamı konusunda büyük bir kararlılık sergiliyorlar. Yani hükümet, Başbakan Davutoğlu başta olmak üzere o gün geçen sene Akil İnsanlar Heyeti içinde görev yapmış olan sivillere, akademisyenlere, gazetecilere, kamuoyunda bildiği gibi bu konudaki hükümetin kararlılığını ifade etti. Zaten başka yetkililer de aynı şekilde bu vurguyu yapıyorlar. İmralı'dan gelen mesajda sürecin yeni bir aşamaya geçerek devam ettiği konusunda bir kararlılık var. Orada bir sabotaj uyarısı var. Bu sabotaja karşı, yani süreç başladığı tarihten bu yana peş peşe aslında çok sayıda sabotaja maruz kaldı Türkiye. Temel hedef olarak da aslında çözüm sürecini devirmeye, bu çözüm iradesini zayıflatmaya yönelik sabotajlardı. En son Kobani'deki durumu protesto etmek gerekçesiyle, ben doğrusu bahanesi demeyi tercih ediyorum. Kobani'deki ateş Türkiye'ye yayma amaçlı o olayların yarattığı, evet, çok kırılgan yeni bir dönemdeyiz. Artık süreci, hani Kobani olaylarından bağımsız olarak konuşmamız mümkün değil. Bunun hani birkaç ayakta etkisi oldu. Bunlardan birisi Türkiye genel kamuoyunun aslında sürece ilişkin süreçteki muhatapların sorumsuzluğuna ya da ne kadar sorumlu olduğuna ilişkin bir şüphe yeniden uyandı. Bunu elbette hükümet yetkilileri bu konuda çok dikkatli ve çok tedbirli olduklarını, süreci kararlılıkla sürdüreceklerini ama dikkati ve tedbiri artırdıklarını ifade ediyorlar. Kürt Siyasi Hareketi tarafından da bir öz eleştiri içine girildiği, bu denetlenemeyen yapıların örgüt içerisindeki denetleneceği gibi sözler veriliyor. Ama tabii İmralı'dan gelen mesaj önemli burada. Oradan da bir kararlılık ve sabotajlara karşı, bu tür durumlara karşı tedbiriniz alın gibi bir uyarı geldi. Bu kısmı önemli. Ama önemli bulduğum, hani mutlaka altını çizmek gerektiğini düşündüğüm ve çözüm sürecinin neden devam etmesi gerektiğini de en hakikatli şekilde anlattığını düşündüğüm noktayı hatırlatmak istiyorum. Bunu Başbakan da vurgulamıştı. Ben de o kanaatteyim. Şimdi Türkiye genel kamuoyunda hani bir kuşku, bir tedirginlik oldu. Lakin hani sürecin bitmesine ilişkin bir istek değil bu. Bölge insanının, özellikle orada kendi şehirleri, kendi okulları, kendi ambulansları yanan, kendi komşularının evi, arabası, çocuklarının canı yakılan insanlar bu eylemlere destek vermedi. Yani HDP'nin kendisinin yaptığı çağrı, sözcüsünün yaptığı çağrı düşünüldüğünde ve HDP'nin işte son cumhurbaşkanlığı seçimde Selahattin Demirtaş'ın aldığı oy ya da yerel seçimlerde aldıkları oya baktığınızda aslında bu büyük bir oran. Hani %10'a yaklaşan, milyonlarca insanın oy verdiği bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Ama sokağa çıkan insan sayısı bütün bu 25 ilde dahi hani 100 bini az aşmıştı. Bu çok çok zayıf bir destek demek. Yani örgütün kendi tabanına bile kabul ettiremediği
bir şey. Dolayısıyla bu süreç hem bölge insanının desteğiyle hem de aslında örgüte destek veren, yani bir şekilde çocuğu dağda olduğu için, örgütle bir irtibatı olduğu için, örgütle ilişkisi olmuş olan insanların savaşı, çatışmayı, terörü seçmemesi, süreci, barışı seçmiş olması çok değerli. Tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. Kobani eylemlerinin hemen ardından güvenlik önlemlerini artıran adımların atılması, şimdi bir tanesi meclis komisyonunun gündeminde bu makul şüphe kriterini getiren bir diğer düzenlemenin detaylarını da dün başbakan açıkladı ki orada da molotof kokteyli kullanılması, maskeli eylemcilerin sokağa çıkması gibi noktalarda cezaları artıran, polise 24 saat önleyici gözaltı yetkisi veren bir düzenleme. Şimdi eylemlerin hemen ardından bu düzenlemeler için düğmeye basıldığında bunu bunun reaksiyoner bir adım olduğunu düşünüyor musunuz? Bu anlamda süreci nasıl etkiler? Yani şimdi bu aslında mesela Molotov kokteyli ile ilgili tavır daha önce de var olan bir şeydi. Yani hiçbir zaman Molotov kokteyli bir düşünce ifade özgürlüğünün bir parçası olarak değerlendirilmiyordu. Değerlendirilemez. Bu bir özgürlük kullanım değildir. Bu elbette suça hazırlıktır. Yani yüzü kapatmak suça hazırlıktır. Molotov kokteyli suç işlemektir. Bunların zinhar daha önce de izin verilmemesi gerekiyordu. Ama hani bölgede sürecin yürümesi için gerekli olan o biraz da bir ılıman iklim gibi, hani bir geçiş süreci içerisinde ama kamu düzenini zinhar bozmadan işlemesi gereken zamanın suistimal edildiğini de gördük. Bu olaylar bölgede ki bütün vatandaşların can mal güvenliğine, ifade özgürlüğüne, siyaset yapma özgürlüğüne hani bir tehdidin de yöneldiğini bize gösterdi. Devlet bu konuda hani daha önce de bir güvenlik zafiyeti yoktu. Biz asla mülki amirlerimize görmezden gelin demedik. Bilakis suç işleyene müdahale edin dedik diyorlar. Bunu ısrarla hatırlatıyorlar. Ama bölgeden hani gelen haberleri biliyoruz. Özellikle Hüdapar'ın teşkilatı işte ya da AK Parti'nin bizzat kendi parti teşkilatlarına karşı benzeri tehditler vardı. Bunun şiddet eylemine dönüşmüş olması elbette kamu düzeninin öncelikli olarak sağlanmasını gerektiriyor. Yani bu sürecin yürüme şartlarından birisi budur. Hani gerek şartı yeter değildir ama gerek şartı mutlaka kamu düzeninin sağlanması, bu ülkedeki bütün vatandaşların can güvenliğinin sağlanmasıdır. Bunun için de elbette bu yargı reformu denilen paket içerisindeki tedbirlerin alınması gerekir. Ha, peş peşe olduğu için bir tepki doğurur mu? Bu tepki bölge halkı içinde olmaz. Çünkü insanlar iş yerleri yakıldı, yağmalandı, çocukların okulları, kütüphaneleri yakıldı. Ziya Gökalp yani Türklük düşüncesi üzerine önemli bir fikir üretmiş olan Kürt bir aydının oradaki müzesi ve asası çalındı. Yani hani bunun artık şeyi yok. Yani en iyi o bölgede yaşayan insanlar bu şiddetle karşı karşıya. Yani çocuğu hasta oluyor, hastaneye götüremiyor, yollar kapalı. Mutlaka su yakılıyor. Dolayısıyla bu tedbirler bölge insanında tepkiye yol açmaz. Bilakis onların hayatlarını kolaylaştıran bir şeydir ve hani benim de bölgedeki haber kaynaklarında yaptığım iletişimden bunun bir tepki doğurmadığı, memnuniyetle karşılandığını biliyorum ama elbette şu var, yani bölgenin hafızasında, bölge insanının hafızasında bu güvenlik tedbirlerine ilişkin bir bagaj var. Hemen orada bir virgül koyacağım izninizle, çünkü dün İmralı ile yapılan görüşmeden sonra gelen açıklamadaki şu cümleyi belki burada hatırlatmak gerekiyor. Toplumsal güvenlik ve düzeni cezai yaptırımlar ve antidemokratik yaklaşımlarla düzenlemeye çalışmak daha büyük sorunlara zemin hazırlar diyor Öcalan. Yani antidemokratik bir düzenlemenin hani bu yanlış bir vurgulama. O öyle dedi diye, İmralı'dan böyle bir tanımlama çıktı diye yapılan şeyin böyle olduğu söylenemez. Yani orada örgütün şehir yapılanmalarının, hatta İmralı'dan gelen mesajlara rağmen böyle bir yola giriyor olmasıdır sıkıntı olan ve devlet elbette burada devlet olmaktan
kaynaklanan, yani bu toplumun verdiği yetkiyi kullanması gerekiyor ve kamu düzenini sağlaması gerekiyor. Kamu düzeni dikkat edilmesi. Yani burada hani başbakan da o gün, Başbakan Davutoğlu da vurgulamıştı. Hani ısrarla devlet otoritesi demiyorum bakın, kamu düzeni diyorum dedi. Kamu düzeni bütün vatandaşların gündelik hayatını idame ettirebileceği, can mal güvenliğini, özgürlüklerini, haklarını koruyan bir düzenin sağlanması demek. Bunun antidemokratik olduğu asla söylenemez, ama şuna dikkat etmek lazım. Hani bu konuya ilişkin eleştiri getirenlerin genel olarak niyetlerine göre ben ayırt ediyorum. Çünkü artık ayırt edebilecek kadar bir sicile sahip oldu insanlar bu konularda. Bazıları hani hakikaten süreci istememenin, istemiyor olmalarının getirdiği bir haşin, keskin, zehirli bir dille konuşuyorlar. Ve bu tür şeyleri, durumları, yani şiddet olaylarını ya da şiddeti önlemek için alınan tedbirleri ganimet bilip üzerinde sörf yapıyorlar. Bazıları da hani sürecin yürüyebilmesi için, ama insanların da güvenlik içinde bu sürecin yürütülebilmesi için kaygılarını belirtiyorlar. Ben şu kaygıyı anlıyorum. Yani elbette o bölge insanı yıllarca orada devletin çok hoyrat uygulamaları nedeniyle güvenlik güçlerine karşı bir arka plan var duygusal olarak. Hani bunu uyandırmamak lazım. Devletin şefkatli eliyle bu düzenin sağlanması lazım. Şimdi genel çerçevede ne kastettiğinizi anlıyorum. Peki bundan sonra akil insanlar açısından düşündüğünüzde ilk atılacak adım ne olacak süreçte? Ya şimdi hani şunu bir düzeltmeme izin verin. O da şu, hani akil insanlar heyeti biliyorsunuz geçen sene Nisan-Mayıs aylarında çalıştı bölgelerde. O gelen davet üzerine bu sürece katkı verebilmek için. Raporlarını teslim edince aslında akillik görevi, neyse o yaptığımız şey, o aslında raporların teslim edilmesiyle bitti. Biz bugün hani aslında kendimizde herkes kendini temsil ediyor, ama şu var tabii ki bir toplumun akil insanların o dönem gördüğü fonksiyondan dolayı bir güvenleri oldu ve bir beklentileri oluştu. Yani bu tür bir sıkıntı olduğunda akiller ne yapıyor diye bir soruyla muhatap oluyoruz. Hani bu sorumluluğumuzun farkındayız. Ama hani herkes kendini bugün temsil ediyor. O gün başbakanın bizi davet etmesinin ve anlamını ben öyle gördüm. Yeni gruplar oluşturulması söz konusu mu? Evet evet. Yani hani biz o tecrübeyi kendi şahsımız için edinmedik. Bu sürecin faydası için elbette o tecrübeyi değerlendirmeliyiz. Başbakan da bu nedenle davet etmişti. Zaten o günde pek çok arkadaşımız hani tekrar bölgelere gitmek vesaire gibi geçen senenin tekrar edilmesi değil, ama ve sadece bu grubun, bu heyetin değil başka isimlerin de eklenmesiyle belki alt çalışma grupları oluşturulabilir diye düşünüldü. Ben de onu önerdim. Yani bu sürecin devamı konusunda toplumda ve devlette ve işte taraflarda bir şey yok. Ama sahada sorunlar var. Bu sorun alanlarının tespit edilmesi, bir envanterinin çıkartılması, bir belli alanlarla belli uzmanlık alanları olan, zaten o konularda çalışan insanların bilgilerine başvurulması ve hani burada da sivil iradeden faydalanılması gibi bir öneri getirildi. Ben bunu önerdim. Hani ama tabii önce kamu düzeninin sağlanması gerekiyor. Onu zaten ısrarla başbakan da söyledi. Bu düzen sağlandıktan sonra sorun nerede, ne sorun yaşanıyorsa onlara ilişkin, hani bunların pek çok alt ayağı var elbette. Sonraki aşamalarda konuşabileceğimiz bu teklifler getirildi. Belki yine ilerleyen aşamalarda İmralı'yla sivil heyetlerin de, gazetecilerin de görüşebilmesi, Kandil'le de görüşebilmesi ve oraya Türkiye toplumu, çünkü hani bu heyette yer alan insanlar Türkiye toplumunun çok farklı kesimlerinden temsilcilerin bulunduğu bir heyette, çok sayıda sendikanın, örgütün, STK'nın temsilcileri de vardı, akademisyenler ve gazeteciler ve sanatçılar dışında. Dolayısıyla böyle bir temsiliyet kabiliyeti var bu heyetin. Daha da çeşitlendirilerek ve belki bir seçki yapılarak bu heyetlerin ben faydalanılabilir ve bu heyetler o görüşmeleri yaparken, çünkü bu barış sürecinin
Evet, şu anda iki muhatap arasında yürüyor ama bu sürecin çok daha fazla tarafı var. Hı hı. Türkiye'nin tamamını ilgilendiren bir mesele bu. Dolayısıyla herkesin bu sürece dahil olması gerekiyor. Herkesin ne endişesi varsa, ne önerisi varsa, fikri neyse bu konuda fikrini söylemesi meşrudur, makuldür, gereklidir. Bu barışı Türkiye bütün toplumuyla aslında birlikte yapacak. Evet. Sadece hani belli insanlar, sadece hükümet, sadece MİT heyeti, sadece işte bir dönem akillik yapmış olan siviller değil. Herkes bu sürecin bir parçası. Herkesin bu konuda fikri, görüşü değerlidir. Katkısı çok önemlidir. Çünkü bu bizim kendi geleceğimiz. Nasıl bir ülkede, nasıl bir gelecekte yaşayacağımıza karar veriyoruz aslında şu anda. Fadime Özkan, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Herkes payına düşeni yapabilir. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Teşekkürler. Gazeteci, aynı zamanda Akil İnsanlar üyesi olan Fadime Özkan'la hem yeni güvenlik düzenlemesini hem de çözüm sürecinin bundan sonra nasıl ilerleyeceğini ya da ilerlemesi gerektiğini değerlendirdik. Ankara Kulisi kısa bir aranın ardından devam edecek. Gazeteci Mehmet Tezkan'la. Bunda Göre'yle Ankara Kulisi devam edecek. Ankara Kulisi devam ediyor. Başkent'ten güvenlik düzenlemesini, gündemdeki yeni güvenlik düzenlemesini ve bunun çözüm sürecine nasıl etki edeceğini konuşuyoruz. Milliyet Gazetesi yazarı Mehmet Tezkan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz NTV Radyo'ya. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ne dersiniz güvenlik düzenlemesi, dün İmralı'dan da gelen hani bu antidemokratik yaklaşımlarla sorun çözülmez şeklindeki açıklamanın da ışığında düşünürsek Türkiye'yi nasıl etkiler? Alt başlık çözüm sürecini nasıl etkiler? Vallahi Türkiye'yi bir kere olumsuz yönde etkileyeceği muhakkak. Yani Türkiye sürekli bir yol alırken hani mehter takımı gibi bir öne doğru gidiyor, iki de geri gidiyor. İşte bu yani 6-7 Ekim'deki bu dediler ki Kobane bahane ederek bir ayaklanma girişimi gibi bir şey oldu. Evet, doğrudur. Ama bu sefer de iktidar da bunu bahane ederek tekrar güvenlikçi politikalara, toplumu daha çok zapturat altına tutucu bir takım yasalara yöneldi. Şimdi bu sadece şey değil, çözüm sürecin değil, hepimizin hayatını olumsuz yönde etkileyecektir. Çünkü işte oraya bir hani malum bir şüphelendi, bilmem ne yap, hani kuvvetli bir delil olmadan polisten şüphelendim kardeşim diyerek de gözaltına da alacak, evde arayabilecek, iş yeri arayabilecek, arabanızın üstünü arayabilecek. Yani polise bu ortamda bu kadar fazla yetki verdim, ben işte kuşkulandım deyip insanları 24 saat göz hapsinde tutmalarının sonuçları ne olacağını düşünemiyorum. Yani kötü sonuçlar da doğrulabilir. Çünkü diyorlar ki bu iktidar ya 90'lı yıllara hep atıf yapıyor. 90'lı yıllar gibi olmayacak. Hı hı. Peki bunun garantisi ne? Şimdi bu getirdikleri yasada mesela Güneydoğu'da 90'lı yıllarda ne oluyordu? İnsanlar evinden alınıyordu. Değil mi? O beyaz meşhur Renault'lara konuluyordu. Hı hı. O insanlar sonra bulunamıyordu. İşte faili meçhuller oluyordu. Kim aldı? Polis mi aldı? Almadı mı? Her şube bende diyordu. Bende değil diyordu. Şimdi buna imkan veren bir yasal düzenleme getiriyorsun. Olur olmaz böyle kullanılır demiyorum. Ama bunun zemini hazırlamaları bence yanlıştı. Şimdi hep Bingöl yani, örneği veriliyor Mehmet Bey. Hani Bingöl'de emniyet müdürüne yönelik saldırı, iki şehidin olduğu o saldırı öncesinde araç şüphelenmiş, durdurulmak, aranmak istenmiş, savcılıktan karar çıkmamış. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için. Bu örneğin... Bakın doğru söylüyor. Bir tane olayı bahane ederek ülke çapında böyle bir karar almanın bir takım sakıncalarında ben de tam tersini söyleyebilirim. Yani polisler oradaki bir takım burada veya oradaki hoşlanmadığı fikirlerine hoşlanmadığı eylemlerine hoşlanmadığı bir takım keyfi uygulamalar yapabilir. Polisin içindeki bir birim yapabilir. Bakın bu iktidar bize ne dedi? Ya paralel yapı diye bir yapı var dedi. Bu paralel yapı bakın neler yapmış dedi, değil mi? Sürekli polisin delil ürettiğini, savcılarla hakimlere kandırdığını, kandırarak insanların telefonlarını kasten dinlediğini hep bu iktidar söylüyor. Evet. Bunları yapan kim? Polis. Sürekli polisleri gözaltına alıyor. Sorgular soruyorlar, tutukluyorlar. Niye yapıyorlar? İşte yasa dışı bir takım faaliyetler. Şimdi sen bu polise bunun yasal altını zeminini verirsen ileride polisin için bugün paralel yapı diyoruz. Yarın bir başka yapı çıkıp da kendi bunu kendi çıkarları, kendi menfaatleri veya kendi içindeki bir
bir başka örgüt şeklinde kullanırsa ne yapacağız? Bu sefer yasal zeminde olacak. Diyecek ki bak yasada var. Şüphelendim, aldım. Dinlemeyi de kolaylaştırıyor. Şüphelendim. Malum şüpheli. Telefonu da dinledim. Evinde gittim aradım. Bakın bu ülkede, mahkeme kararıyla gözdağı vermek için ev araması yapıldı. İşte Türkan Saylan dedi. Ne, Ergenekoncu muydu? Darbeci miydi? Ne yapıldı? Bütün millete bakın biz her şeyi yaparız diye gittiler Arnavutköy'deki evine. 30 tane polis girdi. Bir güzel didik didik aradılar. Sonra ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Şimdi bu mahkemeyle yapılan bir şey bu ülkede. Şimdi bunu mahkemesiz yapar hale getirirseniz herkes evinde huzursuz şekilde kapı çaldı. 2-3 tane polis geldi. Veya polis kılığında birileri geldi. Evinizi didik didik aradılar. Gözdağı verip gittiler. Buna imkan tanıyor. Benim karşıttığım nokta bu. Kamu düzeni, akil insanlarla yapılan toplantıda da bu öne çıktı. Yani kamu düzeninin sağlanması, çözüm sürecinin de bundan sonra yola devam etmesi için çok mühim diyor hükümet. Hatta biraz önce Fadime Özkan bağlantıda dedi ki, Başbakan özellikle bir noktanın altını çizdi. Devlet otoritesi demiyorum, kamu düzeninin sağlanması diyorum dedi. Şimdi tabii kamu düzeninde hiç kimsenin karşı çıkabileceği bir şey değil. Bu anlamda hükümete hak vermek mümkün mü? Yani o Kobani olaylarıyla yaşanan olayları düşündüğümüzde kimse kamu düzeninin sağlanmasına itiraz etmez zaten. Tabii ki, ama şöyle bir şey var. Kamu düzenini sağlamak demek insanların buna rıza göstermesi demek değil mi? Siz ne kadar sıkı yasalar koyarsanız koyun. Diyelim ki Kobani türü benzeri bir olayı engelleyebilir misiniz yasalarla? Onu zaten takan adam her şeyi göze alarak çıkmış demektir. Bakın 90'lı yıllarda bu hükümet 90'lara dönülecek diyor ama onu 90'lı yıllar hakikaten bu açıdan önemli. Askerler hakimdi, askeri bürokrasi hakimdi ve her olaydan sonra bu yasaları daha da sertleştirelim, bu yasaları daha da sertleştirelim diyerek Türkiye acayip bir noktaya kadar geldi. Şimdi yasaları sürekli sertleştirerek hangi ülke demokrasisini ilerletmiş, hangi ülke özgürlüğü genişletmiş, hangi ülke refaha kavuşmuş? Böyle bir dünyada böyle bir örnek yok. Siz ne kadar sıkı, baskıcı toplum güvenlik bürokrasisine daha fazla yetki, yargının ya verdiğiniz yetkileri polise devredersiniz, jandarmaya devredersiniz, başka sonuçlar da doğurur. Bakın kendileri de bu iktidar zaten söylüyor. Uzun yıllar Güneydoğu'daki sıkıntıların, şimdi özeltim gelmiyor muydu? Özeltimi kurdular orada özeltim. Özeltim bir süre sonra başına buyruk olmaya başladı. Yani kuruluş amacından, çünkü kuruluşu yanlıştı. Gitti orada İstediği gibi davrandı. Başına buyruk davrandı. Kimse onlara laf geçiremez oldu. Çete gibi oldular. Ondan sonra ne yaptı iktidarlar? Özeltimi bu sefer ortadan kaldı da. Özeltimi şehirlerden çektiler. Bir takım şeylere, toplumsal şeylere son verdiler. Şimdi benzeri olmayacağını kim garanti edebilir? Tamam, kamu düzeni çok önemli. Böyle olaylarda hakikaten bir takım şeylerde, bütün paketin hepsi de kötü anlamında söylemiyorum. Hı. Tabii ki işlerinde bazı, mesela Molotov kokteylinin taşınmasının bile suç olması. Tabii ki. Yani şimdiye kadar... Ya da maskeli eylemcilerle ilgili yapılan düzenlemeler. Efendim? Ya da maskeli eylemcilerle ilgili tabii yapılacak ki, düzenlemeler. Tabii ki onları yapsın. Mesela şu anda mahkeme ne diyordu? Molotov kokteylini attığı zaman mahkemelerde evet bu silah olarak kullanılmıştır. Ama Molotov kokteylini atmadığı halde taşıyorsa, belli bir amaçlıysa pek bir suça girmiyordu çünkü bir faaliyeti yok diyordu. Şimdi üstünde taşımayı da suç sayacak. Çünkü diyor ki sen nereden atabilirsin? Olabilir. Ben de diyorum hiçbir toplumsal gösteriye gidenler maske taktığı zaman onun amacı başka şeydir. Bunu da git. Ama bunun yanında hele bir takım güvenlik bürokrasisinde bir takım düzenlemeler, reform dedikleri bir takım çalışmalar da var. O da bu paketin içine konuluyor. Hı-hı. Şimdi hepsini bir arada koyduğunuz zaman arada 2-3 tane madde var. O 2-3 maddeyi de araya sıkıştırmışlar. İşte bu gözaltı olsun, rahat dinleme olsun, dinlemeyi kolaylaştırma olsun, arama, ev üst araması olsun. Hı-hı. Bunları koyduğunuz zaman işte bu işte her türlü istismara, her türlü kullanıma bence açık maddelerdir. Yani bu 3 madde işlerinden temizlesine. Eskisi gibi şu andaki gibi mahkeme kararıyla bu işler zor değil ki bir evi aramak için. Hani diyorlar ki savcıya ulaşamayacak. Hı-hı. Şimdi şey için. Diyorlar ki buna bu yetki biz polis müdürüne vali yardımcısına verelim. Gözaltı yetkisine. Bingöl abi. Şimdi orada vali yardımcısına ulaşamazsa
Öbür türlü savcıya ulaşamadığından endişe ediliyor. Savcıya ulaşamazsa diyorlar. Peki vali yardımcısı aynı şey değil mi? Yani hiç olmazsa ya, bu buradaki bütün sıkıntı yargı mekanizmasının devre dışı bırakılması. Yani ha ya yargı savcı şimdiye kadar bir yıl savcının neler yaptığını, ne kararlar verdiğini, bu dinlemelerin içinde onların da olduğunu biliyoruz. Ama sonuçta ha, yargı içinde bir takım düzeltmeler yapılacaksa yargı içinde yapılır. Yani yargıyı bypass ederek başka şeyler yapmak sonra sıkıntı verecektir. Bakın bu yasayı çıkaracaklar. Bir sene geçmeyecek. Yine demokratikleşme adı altında yine bir değişiklik yapacaklardır. Şubat ayında nasıl bir takım yasaları değiştirdiler. Aman biz demokratikleşiyoruz. Bakın dinlemeleri zorlaştırdık. Aramaları zorlaştırdık. Hakim kararından işte, mahkeme kararına çevirdik. Ağır cezaya verdik gibi reformlar yapmışlardı, değil mi? Çıktılar bize bunları söylediler. Şimdi hem bu polis yasasıyla hem yargıda yaptıkları değişikliklerle bunun tam tersini. Bu kolluk gözetim mekanizmasının kurulması ya da bu istihbari dinlemeler için mecliste milletvekillerinden oluşan bir komisyon kurulması bu endişeleri ortadan kaldırır mı? Bence kaldırmaz. Bugüne kadar hangi yapılan polisin, hangi yapılan izlesin, hangi yapılan şey bu ülkede suçlu oldu? Ya polis insan vurduğu resmen belli oldu. 7 yıl hapis cezası verildi. O polisi suçlayan o acılı aileye 10 yıl hapis cezası isteniyor. Yani öyle bir durum var ki Türkiye'de hani bir toplumsal olayda polis yanlış davranır. Ne bileyim gaz silahını kasıtlı olarak. Gördük ki buradaki birçok olayda polis tabanca gibi gaz silahı kullanıyor. Hangisini bu nedenden disiplin bir takım ceza şeyleri dışında alınıp sen bu silahı kasıtlı kullandın, yargılandın, işte televizyonlarda görüntüler çıktı diye bir işlem yapıldı mı? Yani komisyon aşamasında ki, meclis aşamasında ya da komisyon aşamasında özellikle bu makul şüphe hem aramalarda hem dinlemelerde makul şüpheyle hareket etme noktasında bir değişiklik olabilir mi? Çünkü belli ki muhalefetten direnç gelecek. Aynı zamanda İmralı ve Kandil'den gelen açıklamalar da bunun sürece negatif etkisi olacağı yönünde. Bir geri adım gelir mi sizce hükümetten? Valla gelmesi de gerekir yani. En azından kuvvetli şüphe lafını koymaları gerekir. Yani geriye dönüş olur o zaman. Tabii bu muallak bir laf. Yani bu muallak lafın bu herkes herkesten her an şüphe bir ihbar. Der ki polisler bana ihbar geldi kardeşim gel. Şimdi bize o ihbar geldi mi gelmedi mi nasıl geldi telefonla mı geldi veya polis kendi ihbarda bulunur. Gider bir başkasını gözaltına alır. Bana kızdı der ki senin hakkında ihbar var. Ne yapacak bir eylem gel bakalım bir 24 saatsin. Çünkü 24 saat sonunda beni savcının karşısına çıkarmak zorunda değil bu yasaya göre polis. 24 saat sonra git kardeşim diye diyor. Beni niye aldın? Şüphelendim diyor. Hani kuvvetli var mı delil elinde? Delile gerek yok diyor. Şimdi delile gerek olmayınca o zaman ben ne yapacağım? 24 saat orada kalacağım. Psikolojik belki işkence olacak olmayacak. Veya bir odada sadece tutacak. Hadi git kardeşim diyecek. Şimdi bunu Güneydoğu'ya doğru baktığınız zaman işte endişe zaten orada bir yerin insanın, orada aktif politika yapan bir yerin insanın beğenmiyorsa oradaki güvenlik amiri ya gidin şu bilmem kimi sabahın evinden alın olacak. Ve bu da istismar edilecek. Alınacak, alınmayacak. İşte polisin içinde bir başka yapı var diyor. Belki de bunu kullanan o başka yapı, Güneydoğu'daki o polisin içindeki başka yapı, barış sürecini durdurmak için bu tür operasyonlar yapacak belki. Mehmet Özkan, şöyle bir durum var mı Türkiye'de? Dün ben Başbakan'ı çok dikkatle dinledim. Avrupa'dan verdiği örneklere de baktım. Yani özellikle bu gözaltı, polisin gözaltı yetkisi konusunda gerçekten Avrupa ülkelerinde de bu kadar gözaltı saat itibariyle alma yetkisi var. Bizde genel bir güvensizlikten mi acaba kaynaklanıyor bütün bu endişelerimiz? Yoksa kağıt üzerindeki yasalara baktığımız zaman çok da geride ya da hiç de olmayan, Avrupa'da hiç görülmeyen bir düzenleme de değil aslında. Tamam değil. Başbakanı ben de dinledim. Bana Danimarka'dan, Belçika'dan, İngiltere'den değil mi örnekler evet, verdi? Evet. Var oralarda da bir ona itirazımız yok. Ama oradaki herhangi bir bunu istismar eden veya kullanan polis ise ne yapıyorlar? Tutuyorlar meslekte. Hemen alıyorlar yargının karşısına çıkıyorlar. Polis bunu aklından geçirmiyor. Bir demokrasi kültürü var orada. Siz Almanya'da hiç polisin içinde bir çete olduğunu duydunuz mu? Veya Belçika polisinin içinde başka bir çete var mı? Bu iktidar kendi söyledi. Bakın dedi paralel yapı kurmuşlar. Bakın bunları yapmışlar dedi. Çarşaf çarşaf gazetelerde 3000 kişi, 2000 kişilik listeler yayınlandı. Dediler ki bakın bunlar yasa dışı dinlemişler.
Bakın bunun insana, bakın bütün bu ülkedeki bütün büyük davaların hepsi düşmedi mi? Delil üretmekten, bütün o tanıkların, gizli tanıkların hepsi sahte çıkmadı mı? Bunu kim yaptı? Ben yapmadım ki. Bu iktidarın iddiası, iktidar diyor ki, bakın bu yapı yaptı diyor. Daha da kanıtlanmış değil onların yapıp yapmadığı. Ama suçluyor. Kim suçluyor? Şu anki yönetim suçluyor. Bu anki iktidar bu hem suçluyor hem de o polise o şeye daha fazla yetkiler veriyor. Görünüyor ki önümüzdeki dönemde hem komisyondaki hem de başbakanın dün açıkladığı meclise yeni gelecek düzenlemeler çok tartışılacak. Mehmet Tezkan, çok teşekkürler görüşleriniz için. Milliyet Gazetesi yazarı Mehmet Tezkan'la birlikteydik. Ankara Kulisi'nde bugün yeni güvenlik düzenlemesini ve sürece etkilerini değerlendirdik. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Funda Göreyle Ankara Kulisi.